Kız Şirin, yine çömlek gibine dikilip duruyorsun burada. Ana kız, he. Hani senin gözlerin böyle fır fır dönüyor ya. İnsan da seni yamansın sanır ha. Aslında sen çok safsın. Kızım, benim ne saflığım var? Kadersizim. Ekmeğim tuzlu işte. Kadermiş, oho. Ana. He. Kız azıcık kadın ol ya. Böyle kadın ol, kadın. Bak, cennet nasıl biliyor işini. Sen babama yaranmak için debelene dur. Babam da gitsin cennete yalvarsın. Gece tam bir saat ha orada bir elini ayağını öpmediği kaldı biliyor musun? İsmail, cennete. Hadi kız. İsmail konuşmuyor bile o kadınla. İsmail yanaşsa durur mu şıfırıntı? Sen beni dinle be. İsmail, baban o kadının ne olduğunu anladı sonunda. He, sen öyle san ana, sen öyle san. Kız sen hiç bakma babamın öyle afrasına tafrasına, esas cennet konuşmuyor. Sen babamı başında taşı, yakasını düzelt, ekmeğini ağzına koy, cennet süründürmekten beter etsin. Ana bak, cennet yine kendine yer yapıyor, haberin olsun. Ya kız gözünü aç biraz ya, gözünü aç, gözünü. Zeliha. Zeliha, ne yaptın? Konuştun mu babanla? Konuştum abla. Cevap bile vermedik. Abla ne yapacağım ben? Okulumdan kalıyorum. Ben konuşayım mı? Well, well, well. Konuşacakmış. Kendi kızını hallettin, şimdi benimkilerin ne işlerine bulaşıyorsun ha? Ben konuşurum babanla kızım, sen meraklanma. İsmail. He. Sana bir diyeceğim var. Zeliha. Elin teşkalesi yüzünden kıyma kızımıza. Yazıktır. Bırak gitsin okulunu, hastanesini. Hem evde oturtup da ne yapacaksın? Bak, hiçbirimizin elinde iş yok. Aş yok. Eğer okuluna gitmezse koca senesi yanacak. Bunca emek. Bu yoklukta o kadar sene masraf. Ha, ne diyorsun? Gitsin mi? Geçsin okuluna, geçsin. Ama okuldan eve, evden okula. Sağa sola sapmak yoktur. Kudret. He. Eğer bir şey olursa bunun hesabını sana sorarım, haberin olsun. Tamam. Baba, ben aşağıya ineyim, çömleklere bakayım. Siz de hazırlanın ha. Alo, buyurun. Alo, abla benim Hayat. Minacığım, nasılsın? Abla, Mina değilim ben. Hayat, Hayat. Kadriyan'la seninle konuşmak istiyoruz. Soracağı var. Teyze, Zeliha, Berat'tan haber var mı? Yok Kadriye teyze, Berat'tan haberim yok.
Kadriye teyze, ne olur söyleyin Berat'a beni aramasın, ne olur. Kızım, Gazi İbrahim Belge çakır telefonla. Hayırdır, ne konuşacaksınız? Kızım, sen çağır dedeni telefona. Kadriye teyze, ben okula çok geç kaldım. Zaten babamdan zor izin aldık. Hayat dedesiyle, abesiyle, annesiyle konuşsun bir kere. Tamam Kadriye teyze. Tamam, siz kapayın, ben aratacağım sizi. Beni çağırtmışsınız efendim. Kızım, sen hele şoförü hazırlat, biz de dışarı çıkacağız, alışveriş. Tamam efendim. Sakin bir yerde dedenle konuşacağız, tamam mı kızım? Ya tamam da Kadriye Ana, yeriz bilmeyiz. Hem nerede buluşacağız? Ben sabahleyin hizmetliden adresi aldım. Burada. Şimdi dedene yeri söyleyip çağıralım. Alo. İbrahim, nasılsın? İyiyim Kadriye Hanım. Sen nasılsın? Hayat nasıl? Sağ olasın İbrahim. İyiyiz. Hayırdır inşallah? Seninle konuşacağım çok mühim bir mevzu var. Oğlum Berat'la torunun Zeliha hakkında. Eğer vaktin varsa bugün biraz vaktini alacağım. Bugün? Ne demek Kadriye Hanım? Elbette, elbette. Nerede? Hayata vereyim, söylesin. Kızım, bana Melek'i çağır hele. Ne olmuş dede? Ne diyor Kadriye teyze? Malik, dedem seni çağırıyor. Hayırdır Zeliha? Gene meclis kurulmuş. Herkesler niye toplanıyorsunuz o odada? Bak kızım, İsmail'e söz verdim. Eğer bir yanlış yaparsan cezanı babana kestirmem, bizzat kendi elimle alırım. Ha bunu böyle bil. Kudret. Ha? Babamla Malik hazırdır. Ha? İsmail, çömlekler ne haldedir? Gördüğünüz yer çömlek tezgahı için olur mu? Yeri nasılmış ki? Ne bileyim Kudret, gidip göreceğiz. Satılık mıdır, kiralık mıdır, sahibi kimdir? Ne isterler daha bilmiyoruz. Ha kızım. Bak Malik, kimseye bir şey belli etme. Babanla birbirimize gireriz. Kıyamet kopar ha. Hele gidip bakalım. Ne diyormuş Kadriye Hanım? Tamam dede. Ne oldu dedem? Ne diyor Kadriye teyze? Hayat bizi özlemiş. Onu konuştuk. Hadi sen de gel işine. Geç kalma daha.